Değerli arkadaşlar, burada Şambayada ve Hava Sakal mevkiinin özellikle şunun altını çizmek istiyorum ki oradaki problemin temel kaynağı abla, girme abla. Mali hazinesinin yerlerinin kaybolduğu ile ilgili bayram itirazından dolayı bir problem vardı. Herhalde 20 yıldan fazla da devam eden bir problem. 95 yıl. Evet, bu problemi Allah nasip ederse çözmek yolunda önemli adımlar attık. Daha önce meclisimizde de sunduk. Değerli başkanımızla, Çukurova Belediye Başkanı'yla da şu konuda bir mutabakatımız var. Nedir? Sizlere aynen sunduğumuz gibi. Adana şehirciliği açısından, Türk şehirciliği açısından belki bizim bir şeref payemiz olacak bir proje. O proje bir bölüm binliği de yapılır iken yine hakikaten bir siyasi çekişmeye falan maruz kalmayacak. Şehir plancılığının, şehirciliğin ahlakına sadık kalacağımız, efendim Adana'nın şehircilik açısından sınıf atlamasına katkı olacak bir anlayışla inşallah Adana'da hem mülkiyet sahiplerinin hakkını korumak ama bizim için asıl olan şudur, mülkiyet hakkına saygı duymak bir hukukun gereği ama şehircilik açısından ben dönemimin sonunda 20 yılı tamamlıyorum. Ama Soner Bey ilk döneminde, ben 4. dönemde, Soner Bey ilk döneminde hakikaten şehircilik açısından dünya çapında bir uygulama olacak bu projeye imza atmış olacak. Ben muvaffak olacağımıza inanıyorum. Bu mecliste bir bölüm binliklerde Çukurova Belediyesi'nde yapılacak, yeniden Büyükşehir Belediyesi'ne gelecek, yeniden konulacak. Bu meclisin de hakikaten şehircilik açısından Cumhuriyet döneminde yaklaşık 200 bin nüfusa ev sahipliği yapacak, modern bir planlamaya imza atan bir meclis olacak diye düşünüyorum. Bu konuda hakikaten heyecanlıyım. İlk etapta 5 binli açısından hayırlı olsun. Binliğinin de aynı ruhu koruyacağına yürekten inanıyorum. Sayın Başkan, değerli divan, çok değerli meclis üyelerimiz, değerli basın üyeleri. Hakikaten bugün Sayın Başkanımızın detaylı olarak açıkladığı gibi Adana için tarihi bir an yaşıyoruz. Belediye Başkanı seçildiğimiz günden beri bütün en büyük çabamız da bu bölgenin imara açılmasıydı, bu sorunun ortadan kaldırılmasıydı. Hatta dönem dönem bunun müjdesini de vermeye çalıştık. Hazine yetkilileriyle sağ olsunlar o zamanki Sayın Valimiz ve defterdarlık yetkilileri de bu konuda çok iyi niyetli çabalar sergilediler. Ama kısmet bugüneymiş. Sayın Başkan'a ben çok teşekkür ediyorum. Bugünkü meclisin imza attığı en değerli kararlardan bir tanesidir. Hepinizin çok iyi bildiği gibi dünyanın bütün gelişmiş şehirleri hep kuzeye ve batıya doğru gelişmiştir. Şimdi 95 yılından beri orada 17 bin civarında hak sahibinin hasretle, özlemle beklediği bir konudur bu. Adana'da bugün bir tanıklık yaşanıyor birçok yerde. Arsa üretilmesi mümkün olmuyor ama buranın açılmasıyla inanıyorum ki büyük bir rahatlama olacaktır. Aşırı şişmiş olan bazı fiyatlar müteahhitleri de rahatlatacaktır. İş yapan yatırımcıları da rahatlatacaktır. Bugün Adana'nın her anlamda önünü açacak bir gelişmeye Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle birlikte imza atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi şu anda 5 binliği buradan geçirmiş olduk. Askı süresi geçecek. Ondan sonra binlik çalışmaları da yine Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileriyle birlikte el ele, omuz omuza hazırlayacağız. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu işte katkısı geçen, emeği olan bütün arkadaşlarımızı ve değerli meclis üyelerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Adana'mıza hayırlı, uğurlu olsun. Hayır, çok olur. Teşekkür ediyorum. Şimdi buradan bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu mecliste birçok görüş ayrılığımıza rağmen Allah var. Yani güzel işler yaptı. Ben o manada kimsenin hakkını yemek istemem. Elbette demokratik kültürde görüş ayrılıklarımız olabilir ama gerek Çukurova Belediye Başkanı, gerek Seyhan Belediye Başkanı, Yüreğir Belediye Başkanı,
Partisi hiç fark etmez. Ben bir kere Büyükşehir Belediye Başkanı olarak onlara telefonda ulaşacakları kadar yakınım. Bazen basın yayın organlarında çok çirkin nitelemeler görüyorum. İki farklı partiden meclis üyesi bir araya gelse, işte efendim acaba ne görüşüyorlar gibi yaklaşımlar var. Bu meclis üyelerinin, efendim siyasi parti gruplarımızın görüş ayrılıkları olabilir. Ama en azından şuna inanıyorum ki, siyasi çekişmeleri de olabilir, yarışı da olabilir ama kavgası olmadığı kanaatindeyim. Yani biz kavga ortamının Adana'da, özellikle bu belediye meclisinde görüş ayrılıkları olabilir, demokratik kültürde bu vardır, evde eşlerimizde ve çocuklarımızla ayrı düşündüğümüz konular var ama kopmuyoruz. Bu meclisinde kavga etmesini bekleyenlere en azından herkes kendi payına düşeni yaparak fırsat vermemesi, verilmeyene ki şu ana kadarki tablomuz budur. Bunu ben yakışıksız buluyorum. Yüreğir Belediye Başkanımız için de, Seyhan Belediye Başkanımız için de, özellikle İmar Komisyonu'ndaki sürekli çalışan arkadaşlar bilir. Büyükşehir her türlü hangi ilçede imar çalışması yapar ise ben oranın ilgili imar müdürü veya başkan yardımcısıyla başkanın da bilgisi dahilinde görüşerek yürütmeleri gerektiğini hep ifade ediyorum ki arkadaşlarımız buna riayet ediyor. Onun için Büyükşehir'in önerdiklerinde bir kere katılırlar veya katılmazlar ama haberimiz yoktu, hiç kimsenin diyeceği bir şey yoktu. Arkadaşlarım da aynı hassasiyette olduğunu ve bundan sonra da olacağına inanıyorum. Siyasi rekabetimiz, ben bir kez daha ifade ediyorum, daha hızlı koşarak olmalı. Yani arkadaşlarımızın farklı siyasi partilerden ilçelerde veya büyükşehirde düşünceleri, başkanlıklarını devam ettirmeleri, hatta şunu söyleyeyim, her ilçe belediye başkanı arkadaşımızın, benim de geçmişte önemliyeceğim belediye başkanı iken büyükşehir adayı olmam gibi, büyükşehir adayı olması hakkı da vardır ve her siyasi parti için de doğru olanı şudur ki herkes kendisi için en iyi adayı seçmek durumunda. Yani bu konuda fazla kaygıya gerek yok. Bir yerlere sıkmaya da gerek yok. Onun için demokratik kültür inşallah Adana'nın hakim iklimi yapmak el birliğiyle bizim de başaracağımız bir şey olmalı diyorum. Ben size çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Gündem kapatacağız abi. Evet, yarın Cuma günü saat 14. 3 yapalım. 14. Yarın saat 7'de akşam bir park sizlere bakacağız. 10 başlarda konuştuğumuz yemek davetiyle. Yarın 14 mi 15 mi? 15. 15 başkanım Cuma. Yarın saat Cuma günü 16 Aralık saat 14'de olacak. 16'da başkanım. 16'da olacak. Gündemi kapatıyorum. Oy kabul edenler. Kabul edenler. Oy kabul edenler. Kabul edenler.